Hem İbrahim Bey'in hep aziz dostları olarak hep buradayız. Hoca efendiler en güzel sözleri söylediler. Bizler de hepimiz hep şahidiz. Kendisi gerçekten çok asil bir insandı. İmanı hepimiz şahidiz. Mükemmel bir insandı. Memleketi için, vatanı için, milleti için çok büyük sevgileri olan bir insandı ve Türk sanayisinin tabii ki kendisi temel direklerinden birisi, önderlerinden birisiydi. Aynı zamanda hayır, hasenat, bütün bunlara herkes şahittir. O bakımdan kendisi bu gök kubbede tabii ki çok güzel seda bırakarak gidiyor. Kendisi gittikten sonra bütün hayır eserleri, sanayiden, seramikten, uçak motorlarına kadar her alanda önderlik etti. Ama hayır işlerini hepimiz hep biliyoruz. Kendisine Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun bütün ailesinin ve bütün dostlarının, herkesin başı sağ olsun, Türk milletinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer cemaat-i müslümin, beyefendiler, hanımefendiler, öncelikle ben de İbrahim abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Ben de İbrahim abimizi işte şuracıkta Fethiye'de İmam Hatip Okulu'nda okuduğum yıllardan tanıyorum. O günden bugüne tanıdığım, görüştüğümüz, seviştiğimiz bir abimizdi. Yerliydi, milliydi. Ve sürekli olarak bunun heyecanını, bunun aşkını duyan bir insandı. İthal malı değildi. Her alanda ben ülkeme, milletime, vatanıma neler yapabilirim, neler katabilirim? Hep onun gayreti içerisinde olan bir büyüğümüz, abimizdi. Az önce Abdullah Bey'in de ifade ettiği gibi, yani inşaat sektöründen alınız da özellikle uçak sanayine varıncaya kadar, savunma sanayine varıncaya kadar bu alanlarda İbrahim abi gerek kendisi gerek kızı, damadı bu konuda çok yoğun bir çalışmanın, gayretin içerisinde oldular. Hayır hasenatı zaten az önce de ifade edildi. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ülke dışında da bu tür gayretleriyle müsemma bir insandı. Ve soyadı gibi Bodur değildi. Aslında tam tersine o bir devdi. O azametliydi. Hakikaten kimsenin bu noktada kendini ortaya koyamadığı dönemlerde kendini ortaya rahatlıkla koyabilen bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ve mekanı inşallah cennet olsun diyor. Ben de tekrar bu dilek, bu temenniyle inşallah kendisini sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hep birlikte haşr olmak için dua ediyoruz. Rabbimizden dualarımızın kabulünü de niyaz ediyorum.